Tülin Gelin'in sunum masası Adıyaman'a özgü lezzetlerle öne çıkıyor. Patates salatası, tuzlu kurabiye, yaprak sarması, çiğ köfte, etli biber dolması, içli köfte ve tiramisu masadaki lezzetlerden bazıları. Evet hanımlar, Tülin Gelin'in yemek masasındayız, sunum masasındayız. Biraz da acıktık açıkçası. Evet. Yoğun bir gündü. Evet öyleydi. Nasıl buldunuz masamı kızlar? Hemen yorumlayın. Bakın kendi ellerimle yaptım. Gerçekten beğeneceğinizi umuyorum. Lütfen tamam, yorumlayın. Hangisini kendi ellerimle yaptın? Say bakalım. Sarma. Sarma. Evet. Bravo sana. Daha sonra brownie, ıslak kek. Wow. Daha sonra bunu arkadaşım, Adıyamanlı bir arkadaşım yaptı kendisi. Aa, etli mi etsiz mi? Selam gönderiyorum. Çiğ köfte. Etsiz büyük ihtimalle o, evet. Evet ama bu galiba bunda, etli biber dolması. Evet, etli biber dolması kayınvalidem ve Ayşenur sağ olsun onlar yardımcı oldu. Aynı şekilde kayınvalidem yaptı. Ay, Adıyaman. Kayınvalidem maşallah epey çalıştırmış. Evet. Sponsorum benim. Sponsorum. Önde de ıspanaklı böyleyim aynı şekilde. Kayınvaliden mi? Görümcem yaptı onu da. Oh, kayınvalide görümce çalışmışlar. Evet, yani. Muhteşem bir ekiptik zaten. Orada da Adıyaman'a özgü bir yemeğimiz var. Masalla. Çok böyle beğeneceksiniz onu. Onu da kayınvaliden kendisi bizzat yaptı. Kaymasın. Ama sağ olsun. Ellerine sağlık. Nasıl yanında buldunuz? Ne var? Dur daha patates salatası var. O evet. Ne öyle gelin tatlısı pastası mı? Ne o? İrmik tatlısı o. İrmik. Hindistan cevizli mi? Hindistan cevizli üstü. Evet ve bu tiramisu mu? Bunu ben yaptım. Ay. Heyecanlandın yavaş. Kızım ben birazcık heyecanım olsun. Evet göğsünü gere gere ben yaptım diyorsun. Ben yaptım valla efsane. Ben bundan başlayacağım bak tamam, söyleyeyim buyurun, sana. Tamam buyurun hadi bakalım afiyet evet, olsun. Evet teşekkürler. Tabak sunumunu, bardak sunumunu nasıl buldun hanımlar? Ben tabak sunumunu beğendim ama ayrıyetten bir peçete isterdim buraya sermek için. Hmm. Bir tane kumaş peçete. Kumaş evet, peçetin olsaydı. Evet. Ben yani avantgard tarzı şeyleri sevmiyorum. Aslında baktığımız zaman da. Yok peçetin de sporu. Yok ben sevmiyorum o tarz şeyleri sevmiyorum. O bence yüzden yemek masasına tabii daha yakışırdı yani. Yani kullanmak adına yani mesela kıyafetler şimdi bak mis gibi ekrana çıkıyor diye herkes şıkır tabii şıkır giyinmiş. Hani yerken damlamasın diye genelde böyle koyuyoruz yani, evet ya. Evet anladım. Yani onun bir görevi var, bir işlevi var. Değil mi? Doğru. Ama sen sevmiyorsun. Ben sevmiyorum. Avantgard buluyorsun evet onu. Evet. Ay enteresan. Aslım avantgard sevmiyorum diyor ama şişesi avantgard bence bana bakılırsa. Tabakları spor. Çay bardakları da böyle klasik. Yani ben uyumlu bulmadım açıkçası. Hmm. Anladım. Ne diyorsun? Ne diyorum? Yani benim tarzım bu şekilde. Ben spor takılıyorum evet ama hani ben çeyiz alışverişi yaparken bile böyle set halinde hiçbir şey almadım. Parça parça kullanmayı seviyorum. Yani peçete olayında evet haklısınız ama dediğim gibi. Alışkanlık bu biliyor musun? Alışkanlık. Doğru. Bu bir ailede alışkanlık. Hani ne gördüyse çocuklar da onu görüyor ister istemez. Evet. Kesinlikle alışkanlık. Zaman içinde alışırsın belki de ablacığım. Sofrayı biraz karışık buldum. Kafası karışmıştı aslına bakarsanız. Spor vardı, avantgard vardı, gold vardı, gümüş vardı. Kızlar hadi yiyin başlayalım. Hadi. İçli köfteden bir tadına bakın lütfen. Ay ondan istiyorum ben bir hemen, tane. Hemen. Bileyim ben. Tabii. Tabakların fiyatını sorsaydık değil mi? Evet. Ne soracaksın? Ama bir şey sormak sor istiyorum ya da söylemek istiyorum daha doğrusu. Tabaklara spor dendi ama bence bu tabaklar spor değil. Bence gayet spor. Sade ve şık. Spor bu benim yorumum. Çok daha farklı. Bu benim yorumum. Evet bu benim yorumum. Kübra'cığım sana çok teşekkür ederim tatlım. Seni yani tabaklara da haksızlık etmeyelim lütfen. Tabaklarını ben de çok beğendim. Ay ben de beğendim ama uyumlu bulmadım. Kız Kübra konuş namımız yürüsün. Ama biraz masada kafan karışmış Tülin'cim. Yani gold var, gümüş var, cam var. Kız siz beni buraya eleştirmeye mi geldiniz? Hadi yemek yiyin hadi aç. Tabii ki de eleştireceğiz. Bu bir eleştirme programı. Aslında eleştirmeye mi geldiniz? Yemek yemeye geldiniz. Hadi. Alalım. Yemek yemeye geldik şu anda diyor. Evet, lütfen. Hem yiyelim hem konuşalım. Aynen. Servisimiz yok mu acaba? Yani ha, almak için servis. Evet, doğru. Bunları mı keletelim? Ay bunu da kesemedim. Uzatabilir misin? Yalnız basalladan ilk önce bir başlasaydık bence. Neden başlasaydık? Basalladan, yemekten başlasaydık. Servis yapsaydım ben tatlıdan girdim sen yaptın ama diye. Ama siz çok merak ettiniz ki ben de bir şey demedim. Bir şey söyleyeyim mi yalnız çok güzel yapmışsın. Teşekkür ederim. Çok tatlı sevmem. Hafif yapmışsın eline sağlık. Osman bunu sonra yapmışsın. Vallahi güzel yapmışsın. Hı-hı. Bu arada ben biraz eleştirimi de yapmak istiyorum tabii yemekleri ki, alırken. Tabii ki. Yani çok güzel böyle takımları ayrı ayrı kullanabilecekken hepsi bir bütün alalım. Çok karmaşık olmuş. Mesela şimdi kesme bardak kullanmışsın bardak seti. Bu ikisi gerçekten çok güzel ama çay evet takımın yani biraz Osmanlıvari çok fazla anladım abartı. Anladım. Deseni değil mi? Evet deseni mesela çok aha karışık geldi. Burayı bu kadar yapıp fırın kaplarında sunum yapman da açıkçası beni şaşırttı.
Emineciğim şöyle koyar mısın tatlım? Çok teşekkür ederim. Yani en azından çay takımının bu kadar abartıken fırın kaplarının bu şekilde olmaması gerekiyordu. Ya da fırın kabıyla sunum yapmamanı beklerdim açıkçası ben. Yemek takımının sunum tabakları yok muydu? Vardı. Onları kullandım zaten şurada. İçli köfte koymuş. İçli köfte koydum. Bir yeterli gelmediği için büyük ihtimalle. Daha sade böyle camlarla daha güzel olurdu bence. Yani doğru. Fırın kapları bana biraz özensiz geldi. Bu konuda ne diyorum? Kübra'ya teşekkür ederim eleştirisi için ama şöyle bir durum var. Ben şimdi bunu kestiğim zaman dağılma ihtimali çok yüksek olduğu için bir de bunda derin bir kap koymam gerekiyordu ki altı sulu olduğu için. O yüzden birlikte. Aynen. Ya bunu da arkadaşım bu şekilde gönderdiği için ne yazık ki bu şekilde servis yapmak durumunda kaldım. Neyse yemeğimizi yiyelim. Bir bakın bakalım tadına beğenecek misiniz yemeği? Bakayım. Şu yöreseli çok merak ediyorum. Evet, efsane. Cidden güzel. Yukarı çok güzel bakıyorsun. Güzel, Emine Sultan, teşekkür ederim. Gerçekten güzel. Yalnız Allah'ım, bravo. Nefis şeyler hızlı. Kaç yaşında kayınvalidem? Kayınvalidem çok genç, 45 yaşında. Oo, çok genç. Genç yaşında. Bu Adıyaman'ın böyle... Basallası. Evet, özel bir... Söylesene ne? Basalla. Basalla. Hı-hı. Çok güzelmiş. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Gerçekten.